Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersul hamisu min kitabil cihad. Bugün kitabul cihadın 5. dersini okuyoruz. Ve tuksemul ganimetu. Ganimet taksim edilir. Ba'de zalike. Ey ba'de ihraci selebi minha. Ganimetten selep çıkartıldıktan sonra, hani biri birini öldürmüş, biri birinin iknelini kesmiş, biri birinin iki ayağını kesmiş, üzerindeki mal onun değil. O katilin o selebini çıkartıp katile verildikten sonra geri kalan ganimet taksim edilir. Ala hemseti ehmasin. 5 parça üzerine taksim edilir. Ganimeti 5'e bölürüz. Diyelim ganimet 10.000'dir örnek. Bunu ikişer bin, ikişer bin yapmak suretiyle 5 parçaya bölürüz. Feyyu'ta erba'atu ahmasiha. O 5'inin ahmaslarından, yani 5 parçanın 4'ü verilir. O da min akarin, ister akar olsun, yani gayrimenkul, taşınmayan mal olsun, tarla, arsa gibi, bal, bahçe gibi. Ve menkulin ise taşınan mal olsun, hayvan gibi, elbise gibi, para gibi. O 5 parçanın 4'ü verilir. Limen şehide. Limen şehide. Ey haderel vakate. O vakate, o savaşa hadir olanlara verilir. Diyelim 10.000'den 5'e bölersek 2000 yapar. 5'te 1'i çıkartırız. 5'te 4 ne eder? 8.000. 8.000 o savaşa katılanlara, vakate hazır olanlara verilir. O da minel ganimine, ganimler. Yani ganimeti kazanan kişilere verilir. Velo ki savaş bittikten sonra ölen varsa onun hissesi de varislerine verir. Veyahut da ölmüş daha mal toplanmadan öldü biri. Bak savaş bitti. Ganimet elde edildikten sonra daha ganimet toplanmadan ölürse onun hissesi yine verilir varislerine. Ha men ney? Limen şehidel vak'ate, yalnız bir niyetil kıtali, kıtal niyetiyle hazır olmuş. İster savaş yapsın, ister yapmasın. Adam savaşa katıldı, onun cephesinde savaş olmadı. Veya onun görevi başka bir işti. Niyet, kıtal niyetiyle katılmış ise o 5'te 4'e ortaktır. Ve in lem yukatil ma'l-ceyş. Oldu. Yani oradaki Müslüman askerleriyle beraber savaşmasa dahi kıtal niyetiyle o vakata hazır olmuşsa ona verilir. Ve keza men hadere la bi niyetil kıtali. Ve keza men hadere la bi niyetil kıtali. O ki hazır olmuş kıtal niyetiyle değil, bir işi vardı geldi, ticaret amacıyla geldi, herhangi bir niyetle geldi ama vakatele. Niye savaş niyetiyle o alana gelmedi ama savaş başlayınca o da kendi savaşın içinde buldu, o da savaştı. Buna da ne verilir? Bu da o 5'te 4 hisselere ortak. Fil ezheri, hani keza getirdi ya, makabül mabad farklı olursa, keza, benzer bir şeyler getirdi. Ezhere göre, kıtal niyetiyle hazır olmayıp da, kıtala katılana da verirler, ezhere göre. Ama hilaf-ı ezhere göre, savaş niyetiyle gelmemişse, savaşsa dahi, ganimete ortak olmaz.
وَلَا شَيْءَ لِمَنْ حَذَرَ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ الْقِتَالِ Kıtal bittikten sonra savaş meydanına gelen hazır olana bir şey yok. Gelince kadar savaş bitmiş, ganimetler toplanıyor veya toplanmış. O ortak olmaz. Kendi rızalarıyla ona bir şeyler verseler olur. Oldu mu? وَيُعْتَى لِلْفَارِسِ Suvari kişiye verilir. O Faris ki الْحَادِرِ الْوَقْعَةِ Yahut da الْحَادِرِ الْوَقْعَةِ İdafeyle de okuyabiliriz, nefru da okuyabiliriz. O suvari ki vak'ate hazır olmuş, savaşa katılmış. وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْقِتَالِ O da nedir? Şimdi وَيُعْتَى لِلْفَارِسِ Faris'e verilir. Faris kimdir? El-hadiril vak'ati, o ki olaya, savaşa hazır olmuş. Ve huve min ehlil qitali, o da qital ehlidir. Yani savaşa bilen biridir. Bi feresin muheyyein lil qitali aleyhi. Üzerine savaş yapmaya hazırlanmış bir feresle savaşa hazır olan kişidir. Faris budur. Sevaun qatelen, ister savaş yapsın, emla ise yapmasın. Adam savaş niyetiyle atını hazırlamış, zinini vurmuş, gemini vurmuş, silahını almış, savaşa geldi. Ama ne hikmetse savaşa katılmadı. Bu adama verilir, ne verilir? Selasetu esumi. Buna üç pay verilir. Ne verilir? Üç pay. Bak, yaya savaşan, yaya savaşmak üzere savaşa giren bir alır. Diyelim o bir lira alırsa o Faris iki lira alır. Tekrar ediyorum. Ve yu'ta lil farisi, farise verilir. Faris kimdir? El hadiril vakati, vakata hazır olan. Ve o min ehli qitali, o da qital ehlidir. Bi feresin muheyyen lil qitali aleyhi. Bi feresin muheyyen lil qitali aleyhi. Üzerine savaş yapmak için hazırlamış feresiyle ne olmuş? O vakata hazır olmuş. Sevan katile emla. Şimdi Faris deyince atıyla savaş yapmış kişi aklımıza gelir. O ki savaş ehli olup savaşa hazır bir atıyla savaş meydanına gelen kişidir. Ona selasetu esumi. Ne verilir? Üç pay verilir. Sehmeyni li feresihi Esum'un bedelidir. İki pay atınındır. Ve sehmen lehu. Bir sehm de bir pay da onundur. Peki adamın iki feresi var. Onun için de iki pay alsın. Ve la yu'ta illa li feresin vahidin. Bir ferese iki pay verilir. Adamın iki bir feresten fazlasına verilmez. Ve lehu kâne ma'ahu efrasun kesiretun. Velev ki onunla beraber 5 atı olsa, 10 atı olsa, bir atın iki payı verilir. Bir ata iki pay verilir. Bir ata hisse verilir. Diğer atlara hisse verilmez. Oldu mu? Velir racili, yaya olana verilir. Racil kim? Eyil mukatili ala ricleyhi. O ki iki ayağı üzerine savaşıyor. İster savaşsın, ister iki ayağı üzerine savaşmak üzere savaş alanına gelse, ona da ne var? Sehmun vahidu. Ona da bir sehm var. Peki. Ve la yüshemu. Sehm verilmez illa limen ey şahsin istekmelet fihi hemsu şeraite. O şahıs ki 5 şerait onda kamil olmuşlar, mevcudurlar. O şahsa ganimetten pay verilir. Ondan başka bu 5 şartları kendisinde bulundurmayan kişiye verilmez. وَلَا يُسْهَمُ اِلَّا لِمَنْ اَيْ شَخْسٍ اِسْتَكْمَلَتْ ف۪ي خَمْسُ شَرَائِدًا El-İslamu zimmi bizimle savaşa katılsa ona pay verilmez.
İster imamın izniyle, ister izinsiz. Vel buluğu, çocuğu savaşa katırsa, buna kamsunun bedelidir. Ona pay verilmez. Vel aklu, deli savaşa katırsa, ona pay verilmez. Vel hürriyetu, tam hürriye, köle olan, tam köle veya bir kısmı köle olana ne verilmez? Pay verilmez. Ve zukuretu, bu da ve zukuriyetu, zukuret daha iyisin ki ya var mı? Olur. Normal ve zukuretu. Zukuret, erkeklik şah. Kadın savaşa katılsa da ona ne verilmez? Pay verilmez. Ama kadın birini öldürmüş ise onun selebini alır. Normal kadın savaşa katılmış diye ganimetten pay almaz. Fe inihtelle şartun min zalike. Eğer bu söylenilenlerden bir şart zarar görürse, yani bu şartların biri olmasa, adam çocuğudur veya delidir, rudihen lehu, ona radık verilir, ona radık edilir, ve lem yüshem lehu, ona sehem verilmez. Lehu, bak, rudihen lehu, lehu kime gider? Ve lem yüshem lehu, bu lehu kime gider? Ey limen ihtelle fihi. Bu, lehun, her iki lehunun neydi? Tefsildir. رُدِخَ لَهُ اُمَّنْ اِخْتَلَّفِ O kimse ki onda şartlardan bir bozulmuş. وَلَمْ يُسْهَمْ لَهُ اَيْ لِمَنْ اِخْتَلَّفِ Anlıyorsunuz değil mi? Bildiniz mi? Peki, bu beş şartlardan bir şartı kendisinde olmayana radık yapılır, pay verilmez. Radık nedir? اَيْ لِمَنْ اِخْتَلَّفِهِ شَرْتُ Radık nedir? Aşağıda gelir. Peki o şartlardan biri bozulursa ona radık yapılır, sen verilmez. Yani o şarttan biri nasıl halel görür? İmmâ likevni sagine. O savaşa katılan diyelim ne? Çocuk. Ev mecnunen. Veyahut da nedir? Delidir. Bak sagir o balığın muhterezidir. Ev mecnunen bu akının اَوْ رَقِيْقًا Bu hürrün, hani hürriyet şartının materyalidir. اَوْ اُنْسَا Bu zükürlerindir. Tabi hunsa da, o da unsa gibidir, ona da pay yok, unutmayın. اَوْ زِمِيَّنْ Bu da İslam'ın muhterezidir. Demek bu şartlardan birini kendisinde bulundurmayan herhangi bir kişiye ne verilmez? Ganimetten pay verilmez. Ancak ona ne yapılır? Radık yapılır. Ya bu radık nedir? Ve radhu. Radık lügaten el ata'u. Radık lügaten ata demektir. Radık lügaten nedir? Az verilen bir mal. İster ganimetten herhangi birine az bir verilen az bir mala ata denilir. Buradan murad odur. Ata ne demek? Ata az bir mal. Verilen herhangi bir mal. İster ganimetten, ister ganimetten gerisinde. Radık lügaten budur. Ve şer'an radık şer'de fukahaların istilahında şey'un dune sehim. Bak, orada savaşmış kişilerin racilin payı, suarinin payı neyse ona ulaşmayacak şartıyla. Şeyun bir şeydir. Dune sehmin sehme ulaşmamış olmalıdır. Yu'tal li racili kime verilir? Racile verilir. Bakın. Suvari bırakın. Racile, yaya savaşan kişiye verilen paydan az olan bir miktar maldır. Yani diyelim yaya savaşanlar, suvari değil de yaya olarak savaşanlara 10.000 verildi. Her birine 10.000 düştü. Bu şartlardan birini kendisinden bulundurmayana imam, emirülceş ona o ganimetten bir miktar mal verir. Ne kadar? 10.000'den az olmak kaydıyla. 9 olur, 8 olur, 1 olur. İmam onun durumuna göre, ganimetin durumuna göre onu ayarlar. Yalnız
racinin sehmine ulaşmayacak kadar vurmalı. Bakın, ve şer'an şey'un dune sehmin yu'tadi racili. Racile verilen sehmden az olan bir şeydir. Peki ne kadar olmalı? Tamam, racilinki kadar olmayacak. Ve yeştehilul imamu fi kadri radhi. Radhın miktarında imam iştihad eder. İmam ne eder? İştihad eder. Bi hasebi ra'yi. Ra'yi hasebiyle. İmam kendi görüşüne göre o radhın miktarında iştihad eder. Uygun görürse diyelim yayaya 10 bin verilmiş. 9 da verebilir, 1 de verebilir. Oğlum, epey bu şartlara haiz olmayanlar, savaşanlar var, savaşmayanlar var. Adam delidir ama savaşmış. Diyor fe yezidul mukatil ala gayrihi. Savaşan kişinin radhini savaşmayandan daha fazla verir imam. Biri kadındır, savaş yapmamış. Biri de orada delidir, savaş yapmış. Savaş yapana fazla verir. Vel ekseru qitalan alal aqalli qitalan. Savaş yapanların arasında iki tane deli vardı. Biri çok savaştı, biri az savaştı. Az savaşana çok savaşandan fazla verir. Yani imam racinin sehmine ulaşmayacak kadar verir. Racinin sehminden az olan bir miktarı verir. O miktar ne kadar olmalı? İmam uygun gördüğü miktar olmalı. İmam onların arasında da ayrım yapabilir. Savaşanın savaşmayanınkinden fazla verir. Çok savaşan az savaşandan fazla verebilir. Peki radh bu şartlardan birine, bu şartları kendisinden bulundurmayan herhangi birine radh verilir, sehm verilmez. Bu radh nereden verilir? Ganimet malından mı verilir? Hani o 5'te 4'ten mi verilir? Veyahut da o 5'te 1'den mi verilir? Diyor ve mahallu radhi el ahmasul erba'atu filasel. O ahmas erba' var ya, o 5'te 4 ki ganimlere veriliyordu. Hah, ondan radh imam verir. 5'te 1'den verilmez. Bu nedir? Bu ezher. Ve sani ikinci görüş, ezherin karşısındaki görüş, mahalluhu radhın mahalli aslul ganimeti. Ganimetin neydi? Aslı. Daha ganimet paylaşılmadan, beşe bölmeden radh olanı ayrı yapar, geri kalan beşe bölür. Beşten dört ganimlere, beşte bir kimlere verirse o da beşe bölünür, o daha gelir. Oldu mu? Yani ezhere göre beşte bir ayrılır, bir tarafa konulur. Beşte dört bir tarafa konulur. O beşte dörtten radık alınır. Hilaf-ı ezhere göre daha taksimat yapılmadan o ganimet malından radık mali alınır. Geri kalan 5'e bölünür. 5'te 4 ganimlere, 5'e 1 diğerlere, o şartların kendisinde bulundurmayanlara verilir. Yani ezhere göre sağda ganimlerin hissesinden radık verilir. Çünkü bunlarla, onlarla beraber savaşmışlar veya onlarla beraber bulunmuşlar. Hilaf-ı ezhere göre yok. Hem onlardan gider, hem o 5'e 1 kimlere verilirse onların hissesinden de. Şimdi ganimet mali 5'e bölünür. 5'te 4 ganimlere verilir. Ne kaldı? 5'te 1 kaldı. O 5'te 1 kimlere verilir? Nasıl çok var mı? Tamam, orada duralım. Karan da bir ders yap. Tamam. Nefâkumullâhu nefâkumullâhu.